Dostlarım memiş ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Total Futbola Versiyon 1.4 güncellemesi yarın itibariyle geliyor arkadaşlar. Tarihe baktığımda sabah 9 ile 12 arasında güncelleme gelmiş olacak. Peki güncellemede bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Arkadaşlar öncelikle Alliance sistem diye bir sistem geliyor. Şimdi bu sistemle ilgili pek bir açıklama vermemişler ama benim anladığım kadarıyla ee, bu sistemde siz e, görmüş olduğunuz oyuncuları belli bir süreliğine kiralayabiliyorsunuz. Player Loan bölümünden anladım bunu da. İşte 2021-2022 sezonu Herikein ve Agüero'yu gördüğünüz gibi görüyoruz. Ekranda onlar var. Ee, artık biliyorsunuz oyunun ilerleyen zamanlarında şu an daha açık değil ama 2021-2022 Agüero'su, işte şey Herikein işte 2022-2023 Herikein'i Bundan overall'ları, güçleri, pozisyonları her şeyleri farklı olacak. Nasıl genç Ronaldo, Messi, Ronaldinho varsa bunlar da aynı şekilde fark farklı özellikle olacak arkadaşlar. Buradaki sistem bu. Hani bununla ilgili başka ekstra bir şey şu an net bir şekilde belirtmediği için anlayamıyoruz. Fakat görmüş olduğunuz gibi dostlar şurada 20 olarak gözüken bölümde biz bir şekilde Allianz'dan puanlar kazanacağız ve buradan istediğimiz bu oyuncuları kiralayabileceğiz arkadaşlar. Bu puanları kazandıkça buradan bunu anlıyorum. Geçiyorum team combo bölüm var. İşte bu benim beklediğim bir özellik. Dostlar biliyorsunuz FIFA'da yıllardır var. Ee, aynı ülkeden ya da aynı takımdan, aynı lig olarak burada belirtmiyor fakat aynı kulüp yani aynı takım ya da aynı ülke olarak söylüyor. Oyuncuları bir araya biriktirdiğinizde bunun minimum maksimum sayılar olacaktır diye umuyorum. Yani full ilk 11'in mesela atıyorum burada Real Madrid yapmışlar tamamını full ilk 11'i real yap yapmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu tam emin değilim ama mesela şöyle yapsalar güzel olur işte 7 tane real madrid koyarsan atıyorum şu kadar orul puanı işte 8 tane koyarsan şu kadar 11 tane koyarsan işte 3 kat kadar şu kadar falan ekstra orul puanı gibi bir şey gelirse çok güzel olur arkadaşlar ne yapacağız bu şekilde Türk oyunculardan bir kadro kuracağız onun için Türk oyuncuları satmayacağım dostlar biriktireceğim ve bu e, over'lar nerede geçerli olacak? Ranked maçlarda geçerli olacak. Yani over eklemesi ranked maçlarda geçerli olacak. Zaten bizim işimize yarayacağı nokta da orası olacak arkadaşlar. Lineup management bölümü. Dostlar bu lineup management bölümü gerçekten benim de oyunda gözümün çok aradığı bir sistemdi. Nedir bu? E, i̇ki oyuncuyu karşılaştırma yani başta bir anlayamadım şöyle ilk baktığımda Rüdiger ile Verratti'yi karşılaştırdığı için ama Biri orta e, bir stoper oyuncusu bir orta saha oyuncusu Bakın şurada dikkatli bakarsanız işte top kazanmanın e, Rüdiger'de 4 fazla olduğu İşte ondan sonra altındaki ne yazıyor defansif farkındalığın 9 Rüdiger'de fazla oldu. Stamina'nın işte 4 birim veratte fazla oldu. Oyuncuları böyle birbirleriyle karşılaştırmak için arkadaşlar muhtemelen bir oyuncuya seçeceğiz. Sonra diyeceğiz ki işte ne diyeceğiz? Compare diyeceğiz. Başka bir oyuncu seçeceğiz. Karşılaştırma yapacağız. Tamamen iki oyuncunun özelliklerini karşılaştığımız bir alan. Yine güzel bir özellik olarak oyuna ekleniyor Görüyorsunuz sürekli gelişiyor arkadaşlar oyun. Friends Info bölümü artık diyor sadece diyor arkadaşlarınızın değil herkesin dizilişini, stadyumlarını ve dekorasyonlarını görebileceksiniz diyor. Burada bu ekranda bir güncelleme getirmişler. Oyuncunun oynadığı diziliş ve basic taktikleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Detaylı taktikleri değil ama şu klasik taktiklerin işte ortadan hücum et, kanatlardan hücum et falan bunları görebilecekmişiz. Yine güzel bir e, güncelleme. Böyle dediğim gibi yavaş yavaş gelişecek. Special Training bölümüne de yeni şeyler gelmiş dostlar. Yeni görevler gelmiş. Buradan bunu anlıyorum. E, burada FAS ile e, Portekiz'in e, Make History tarih yarat e, tarzındaki arkadaşlar e, görevini görüyoruz ne olacak? İşte Fas'ın Portekiz'i 1-0 yendiği maçın biz bir şeyin oynamış oluyoruz işte. Görevli versiyonunu. Yine güzel yani böyle şeyler yapmaları. Mesela düşünseniz arkadaşlar. Avrupa'dan aklıma geliyor. Mesela Fenerbahçe'nin Chelsea'yi yendiği maç Galatasaray'ın Real Madrid'i yendiği maç gibi bu tarz maçlar diğer Türk takımları gibi böyle böyle işte tarihsel olaylar falan bunlar üzerinden special training yapmak çok güzel olur. Scout'u da yeni bir eklenti var. Scout'ta diyoruz artık diyor bölgesel, pozisyonel, yaş, kilo ve uzunluk gibi yeni scout kartları geliyor. Bakın arkadaşlar bu da güzel. Nasıl yani? Şöyle güzel arkadaşlar. İşte mesela siz ne nation kart ekleyeceksiniz 6 yıldız diyeceksiniz ki bana Almanya'sın pozisyon olarak ya şöyle yapalım ya da şöyle diyelim. Ne işin kartı ekleyeceksiniz? Diyeceksiniz ki işte bana Norveç'ten bir oyuncu gelsin. Pozisyon forvet. İşte yaşı mesela aralıklar olacak muhtemelen 20-24 diye onu seçeceksiniz. Boyu işte atıyorum 1.80 ile 2 metre 1.95 arası olsun diyeceksiniz. Ondan sonra kilo biraz abartı olmuş ama kilo da varmış demek ki. Buradan mesela bunları biriktire, biriktire. 6 yıldız. Hepsini bir basacaksınız abi Haaland. Yani yüksek oranda Haaland elde edeceksiniz. Yani bu da çok güzel bir özellik olarak yine aramızda arkadaşlar. Şu alt tarafta e, exchange trade points for black card diyor ya. Burada tradelerde trade'lerden gelen kartları sanırım exchange'e basıyoruz. Oraya yani puan olarak atıyor. 100 puan ulaştığımızda 85 ve üzeri oyuncu alabiliyoruz gibi bir şey gördüm arkadaşlar. Şu an dostlar gelen güncellemeler bunlar. Ee, güncellemelerle ilgili kafanıza takılan ekstra soracağınız bir soru varsa e, bana ulaşabilirsiniz. Total Futbol Türkiye Instagram sayfası bana ait arkadaşlar. Oradan DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Dostlar yeni içerikler, yeni videolar için hemşire YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.